Çok yaşa, o ne ya? Siz de gör. Lolos denizden eser, ben denizi Arif keser. Hayırdır ya Arif? Neyin var oğlum? Sorma baba ya. Ben faturayı ödemeyi unutmuşum. Sonra da aklımdan çıktı, hiç yatıramadım. Benim doğalgazı kesmişler. Tir tir titriyorum evde ya. Bildiğim böyle titrek bir moda geçtim ya. Açım! Çok yaşa. Kardeşim, doğalgazını kestilerse git öde, açsınlar. İşte çok mantıklı söylüyorsun Seyitcan Kuş'ta. Ya bana bir çıkma yaparsan ben de gideyim ödeyeyim şu faturayı. Açım! Çıkma kardeş, vallahi yok ya, olsa yani tamam ama yok. Leyla abicim, sende para var mı? Ben çok vermek isterdim ama en son babamın huzur evi taksitini ödedim. Açım! Mert be kardeşim. He? Olsa dükkan senin be Arif'im. Ya Sinan Cankuş, ya senin zaten bana geçen aydan 135 lira borcun var ya. Hani diyorum onu bir versen de ben de şu faturayı bir yatırayım ya. Ben de diyordum ki şu Arif'im tarifime olan borcumu hemen ödeyeyim diyordum. Allah Allah. Arif'im! Ya bana bak, ama benim sana olan borcum küsur attı. Sen bana bir 65 lira daha ver istersen. 200 liraya tamamlayalım, ben sana öyle ödeyeyim. Olmaz mı 200 lirayı? Ya yürü git Sinan Cankuş ya. Sen beni hepten salak mı belledin? Ben nereden bulacağım bu parayı şimdi ya? Ya Nuri Baba, ben diyorum hani bu şiir, benim şiirler var ya. Bu kitap haline getirip bir baskıyı mı versem, para çıkar mı acaba oradan? Aman ha, sakın ha. Sakın şiir kitabı falan çıkarma. Bu toprağı seviyorsan, bu ülkeyi seviyorsan, bu vatanı seviyorsan sakın öyle bir şey yapma. Hapsın. Ben ne yapacağım şimdi ya? Bana bak, sen istersen adam kes, efendime söyleyeyim gaps yap, hırsızlık yap ama sakın şiir kitabı çıkarma. Çünkü senin şiir kitabın kitle ima silahı gibi. Yani maazallah bir yanlışlıkla bir yerde okursa dinleyen herkes kalp krizi geçirir ölür lan. Buyurun efendim, Akasya Durağı. Var tabii efendim, adresi alayım. Tamam efendim, hemen gönderiyorum. Hapsın! Arif şimdi... sıra senin değil ama paraya ihtiyacın var senin. Onun için sırayı sana veriyorum. Fırla bakalım. Kiraz Sokak 42 numara Ali. Sağ ol. Hadi ben gidelim. Hadi. Telefonu diyorum sana. Bırak sana bu telefonu. Bırak, bak zarar vermek istemiyorum, bırak. Çekil şuradan namussuz. Sen kaçındın be. Denizden eser, ben Deniz Arif keser. Ne tarafa gidiyoruz? Dümdüz devam et kardeşim. Abi dümdüz gidersek çok kötü olur yani. Gidemeyiz yani, düz gidemeyiz. Niye gidemiyoruz ya? Ya şimdi dünya yuvarlak olduğu için biz de öyle dümdüz gidersek dön dolaş yine aynı yere geliriz. Verdiğim paraya yazık, o bakımdan. Ya abuk subuk konuşma kardeşim. Sürtele şu arabayı. Ya tamam abicim, yani ben senin iyiliğin için söylemiştim yani, o bakımdan. Bas gaza kardeşim be, bas gaza, bas gaza. Tamam abi tamam, basıyoruz ya. Komşular, yetişin hırsız var. Yetişin, hırsız var. Çocuğum, sen hırsızı gördün mü? Abla hırsız şu taksiye binip gitti. Oğlum hemen plakasını al. Hemen alıyorum abla. 34 TYK 32. 42 48 43 17 tamam. 43 17 dinlemede tamam. Kavacık'tan sahile inen yol kesildi. Bahsi geçen taksi aranıyor, tamam.
Bas gaza, bas bas bas. Ya abicim basıyorum gaza işte, görmüyor musun? Yani bütün kırmızı ışıklardan geçtik. 3 kuruş para alacağız, onu da trafik cezalarına vereceğiz valla. Uzatma, uzatma. Ha, bak şu ilerideki camiyi görüyor musun? Ha. Tamam, camiden sonra ineceğim. İnsanlar var dünyada ya. Plakası verin lan taksi bu. Dışarı çık 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 çık. İn aşağı. Ellerini başın üstüne koy. Ha? Ya komiserim ben alt tarafı bir kırmızı ışıkta geçmişimdir ya. Ne oldu şimdi? Vuracak mısınız beni yani? Salağa yatma. Kadının evini soymuşsun. Altınlarını çalmışsın, bir de bıçaklamışsın. Arayın taksi. Komiserim bir yanlışlık var. Ne bıçaklaması, ne kadını, ne çalıntısı ya. Ben şair adamım, katil değilim. Benim bıçakla işim olmaz. Benim işim aruz vezniyle, hece ölçüsüyle, tunç kahveye ve faalün faalün faalatun yani. Ne bıçağı, ben katil değilim ya. Amirim, olaydan kullanılan bıçak ve kan maskesini buldum. Ne bu ya? Amirim vallahi bir yanlışlık var. Bunlar beni olamaz. Yani ben bu bıçağı ya bu kar maskesini de ilk defa görüyorum yani. Derdini karakolda anlatırsın. Ya bir yanlışlık var, bir saniye. Buyurun efendim Akasya Durağı. Buyurun benim komiserim. Ne? Arif mi tutuklandı? Arif mi tutuklanmış? Sen ne diyorsun ağam ya? Oy nasıl tutuklanmış da? Ya o bir saniye çocuklar. Dinliyorum komiserim. Ne? Ne oldu baba? Tamam ben hemen karakola geliyorum komiserim. Akım ne olmuş? Yahu bizim Arif adam yaralamaktan ve hırsızlıktan tutuklanmış. İnanmıyorum. Hayır komiserin dediğine göre bir kadıncağızın evine girmiş, altınlarını çalmış. Derken kadın eve gelince korkmuş, kadını bıçaklayıp kaçmış. Ama polisler suç aletiyle yakalamışlar bizimkini. Bu işte bir yanlışlık var baba. İnanamıyorum ya, inanamıyorum. Yani Arif böyle bir şey yapmaz, hele kansız değildir. Evet yahu çocuklar. Doğru. Yani Arif biraz kafadan kontaktır, delidir, doludur ama kimseye zarar vermez. Pırlanta gibi kalbi vardır. Yok Arif karıncayı bile incitmez. Nereden biliyorsunuz? Vallahi o hiç belli olmaz biliyor musunuz? Arif abinin böyle böyle deli gibi bakıyordu ya gözleri. Vallahi ben ondan beklerim. Paraya da ihtiyacı vardır, yapmış olabilir yani. Bir dakika. Şimdi bu sabah doğalgazımı kestiler, bir para lazım dedi. Ondan sonra para kazanmak için şiir kitabı çıkarayım dedi. Sinan ağam da ona şiir kitabı çıkarma, sen gasp yap, hırsızlık yap, ne yaparsan yap, bu işi yapma dedi. Bu yarım akıllı olan, bu saf olan gitti buna inandı. Vallahi bu işleri yaptı mı ne etti ya, vallahi inanamıyorum. Aynen öyle olmuş ya Seyit abiciğim, ben de onu diyordum zaten. Yok sen neler? Ya neler saçmalıyorsunuz çocuklar? Oğlum Arif'i tanımaz mısınız ya? Arif bu anlattıklarınızı yapar mı ya? Arif kimseye zarar vermez. Ben karakola gidiyorum. Oy vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Vallahi Allah'tan verilmiş sadakamız varmış da Arif abicim böyle bıçağı pah diye çekip iyi ki bizi soymamış vallahi. Şanslı yok. Ali Kemal saçmalamayı kes yeter. Ben hocaya bir bakayım. Arif doğruyu söyle. Altınları ne yaptın? Attın mı yoksa Arif? Niye atayım altınları ben komiserim? Hem diyelim ki attım diyelim. Çamura attım diyelim yani altınları. Şimdi altına çamura atsanız bile altın yine altındır. Hiçbir şey kaybetmez yani değil mi? Oğlum altınları çamura mı attın yoksa? Ya niye atayım altınları çamura Nuri Baba ya? Ben yani şimdi bir atasözü söyledim. Sen ne amma cahilmişsin ya? Ben altın maltın görmedim komiserim. Oğlum madem altın görmedin niye çamura atmaktan bahsediyorsun ya? Durduk yerde kendini şüpheli duruma sokuyorsun. Allah Allah. Ya ne şüphesi Nuri Baba? Beni niye sorguluyorsunuz? Ben onu bile anlamış değilim yani. Mevzu ne ya? Allah'ım sen bana sabır ver. Ya komiserim siz bu adamı sorgulamadan önce cezai ehliyeti var mı yok mu diye adli tıba gönderseydiniz. Yani bunun cücük kadar aklı yok. Ya Nuri Baba ayıp oluyor ama yani. Benim cezai ehliyetim var komiserim. Turp gibi adamım, delikanlıyım, 30 yaşındayım. Şu an beni hapse koysanız 30 yıl yatarım. Problem yok. Arif. Bu suç aletleri senin taksinde bulundu. Ya tamam da komiserim bu araçtan inen müşteriye aittir, benim değil yani. İyi de Arif üstlerde senin parmak izlerin var. Tamam da komiserim polisler bunu benim araçta bulunca ben de ne oluyor ya kimin bu dedim. Bir aldım şöyle elime baktım herhalde orada bir parmak izim çıkmıştır. Oğlum sen aptal mısın? Suç aletiyle insan elini değdirir mi ya? Allah Allah başını belaya sokmak mı istiyorsun sen ya?
Bir de gülüyor. Ya gülerim ama Nuri Baba çok komik yani ya. Komik olana da gülünür yani. Prensip meselesi. Komiye gülerim ben komiserim. Allah'ım sen bana akıl ver. Daha doğrusu bana verme Allah'ım. Sen bütün aklı buna ver. Ben olanla idare ederim yarabbim. Komiserim buyurun. Geçmiş olsun hanımefendi. Teşekkür ederim. Teşhis edebilecek misiniz? Aa, ben bu kadını tanıyorum bir yerden ya. Gördüm bir yerde ama dur bakayım. Nereden tanıyorum ben onu çıkaramadım. Zanlıya benziyor mu hanımefendi? Eve girdiğinde yüzünde kar maskesi olduğu için tam çıkaramadım. Ama boyu posu tamam aynı. Peki ya elbiseleri? O panikli elbiselere pek dikkat etmedim komiserim. Ha, hatırladım. Hanımefendi siz geçen sene benim arabama binmiştiniz. İnerken de parayı vermemiştiniz. Şikayetçiyim komiserim kendisinden. Paramı versin lütfen. Ağrım saçmalamayı kes. Hanımefendiciğim bakın bu arkadaş böyle biraz yarım akıllı. Yani saf, kendi halinde, aptal bir çocuk. Yani bırakın bir insanı incitmeyi, bir karıncayı bile incitemez bu. Ama arada bir yılanımı beslemek için fare falan götürdüğüm oluyor yani. Suç olacaksın pası. Hüseyin, hanımefendiyi içeriye alın. İfadesiniz apta geçsinler. Buyurun. Teşekkür ederim komiserim. Nuri Bey, bütün kanıtlar Arif'in aleyhine. Ya komiserim, size söylüyorum bunlar bana ait değil. Araçtan inen müşteriye aittir. Nerede indirdin peki müşteriyi? Gülpınar Caddesi'nde. Mavi Cami var ya köşede, iki minareli. Onu geçince 150 metre ileride sağda indirdim. Nasıl bir adamdı oğlum bu? Ya bu galiba Gorbaçov'un akrabası gibi bir şeydi ya. Niye? Ya şimdi o Gorbaçov böyle kafasında bir leke vardı ya. Bununki de böyle alnında sanki. Burada bir lekesi vardı böyle. Tolga, Arif'i nezarete atın. Bir de söylediği yerleri bir araştırın bakalım. Bir bilgiye ulaşabilecek miyiz? Baş üstüne komiserim. Hadi abi gidelim. Ya komiserim bana ait değil bunlar. Bir yanlış yapıyorsunuz ya. Baba. Ne oldu Nuri babacığım? Arif abicim çıkacak mı? Arif'in suçsuz olduğu ortaya çıktı mı baba? Arif arkadaşımız nezarette. Allah Allah. Bırakmıyorlar ağam. Çıkmayacak. Çünkü bütün kanıtlar bizim Arif'in aleyhinde. Sizin giydiği o kar maskesi, yaralamada kullandığı bıçak hepsi Arif'in taksisinde bulundu. Ben demiştim, ben sahabını demiştim. Dememiş miydim? Demiştim. Vallahi bu işi kesinlikle Arif abicim yapmıştır. Ne de olsa insanoğlu çiğ süt emmiştir. Vallahi her şeyi yapabilir yani. Oğlum çiğ süt emmiş insan örneği sensin. Allah Allah ya. Ya Arif kardeşimi tanımamış gibi suçu üstüne atıyorsun. Ya yazıklar olsun ya, yazıklar olsun ya. Baba yine söylüyorum. Bu işte bir yanlışlık vardır. Arif kimse incitecek bir adam değil ya. Evladım zaten ben yaptım demiyor ki Arif. Bu kar maskesinin, bıçağın falan bir müşterisine ait olduğunu söylüyor. Ya ağam bu adam kimmiş neymiş yani tanımamış Arif. Nereden tanıyacak evladım ya? Adamı almış Gülpınar Caddesi'nde Mavi Camii'yi geçer geçmez indirmiş. Peki hırsızın adını falan bilmiyor ha? Adresi de bilmiyor tabii ha? Nereden bilsin? Tek hatırladığı adamın alnında Gorbaçov'un olduğu gibi bir doğum lekesi varmış o kadar. Ağam bak bizim oraya gidip bu adamı bulmamız lazım. Biz bunu bulmazsak eğer vallahi Arif kardeşim hapislerde çürür de çürür yatarda yatar ya. Yatmasın yatmasın. Osman babacığımın tam da muhtarlık seçimleri yaklaşıyor da. Oy kullanamayacak. Vallahi hemen çıkarmamız lazımdır. Bir oy bir oydur. Evladım sen ne biçim adamsın ya? Biz burada Arif'in derdine düşmüşüz. Sen oy derdine düşmüşsün. Allah Allah. Sen beni yanlış anladınız Nuri babacığım. Ben hem Arif abinin hem de Osman babacığımın iyiliği için tiyorum. Ağam sen bize müsaade et. Biz bu Gülpınar Caddesi'ne gidelim. Bu adamı bulalım tamam mı? Tamam. Siz gidin adamı arayın. O arada biz Ali Kemal'le burada bir mahkeme kuralım. Siz hırsızı yakalayıp getirir getirmez mahkemede yargılayalım. Hemen infaz etmek üzere arka bahçede asalım. Sen git bir tane dar ağacı yap hadi. Çok iyi fikir ben hemen başlıyorum. Yahu sen serseri misin? Manyak mısın nesin ya? Bu polisin işi. Size ne? Bırakın polis halletsin. Zaten peşindeler. Kızma ağam tamam kızma yani ben öylesine fikir olsun diye söyledim. Şu arabanın şeyine lastiklerin havasına bakalım hadi. Ben de yardım edeyim. Hemen can kuşun başına bu çorabı ören o dingili bulmaya gidiyor. Çabuk. Gidelim kardeşim yürü. Ya Seyit bu hırsızı aramak samanlıkta yine aramaktan farksız. Bak saatlerdir arıyoruz bir şey yok. Gel vazgeçelim şundan ya. Ha vazgeçelim ha. Hırsızı aramaktan vazgeçelim. Arif kardeşim de orada hapislerde çürüsün. Öyle mi yani?
Ya Seyit, o konuyu niye çarptırıyorsun, niye saptırıyorsun Allah'ını seversen ya? Ben öyle mi demek istedim? Saatlerdir arıyoruz, boşu boşuna arıyoruz yani. Ne gereği var, böyle sokak sokak gezerek bulamayız abi. Ya kardeşim, sen istemiyorsan git, Allah Allah. Ben gerekirse sabaha kadar da olsa o hırsızı bulacağım. Arif kardeşimi oradan kurtaracağım, tamam mı? Ya bu hırsız denen adam bu bakkala hiç çıkmayacak mı, sokağa çıkmayacak mı ya? Allah'ım yarabbim, delireceğim ya. Allah Allah, ya sen de hadi gözü dört aç. Kalbi bozma, negatif olma. Abicim, altınlar yanımda ya. Tamam, getiriyorum. Ama bak, geçen sefer iki bu ucuza mal etmeye çarp kalkarsan. Kardeşim, iyi misin? Kardeşim, abicim, niye önüne bakmıyorsun ya? Bir şeyin yok değil mi? Ya, önünüze baksanıza be kardeşim. Nasıl araba kullanıyorsunuz siz ya? Ya kusura bakma, biz birini aradık da o yüzden ondan sebep ya, bir şey oldu mu bir yerine, başına falan? Peki hırsızın adını falan bilmiyor ha? Adresi de bilmiyor tabii ha? Nereden bilsin? Tek hatırladığı, adamın alnında Gorbaçov'un olduğu gibi bir doğum lekesi var. Bu çok kadar. Görüyor musun Mert? Biz abonomuzsuzu gökte ararken yerde bulduk ha! Ne yapıyorsunuz siz kardeşim? Bıraksanıza ya! Ver bakayım, ne var o kadar? Sana ne kardeşim? Hesap mı vereceğim sana? Seyit, işte çaldığı altınlar. Vay namussuz var! Gel lan, yabanı kısar seni. İşte bugünkü uzun koşumuzda bu kıtrağı yakaladık, sen seyredin. Gel bakayım buraya. Lan kız, sen et namusun. Lan oğlum, bırak şunu. Ebelen yok, şişlek. Hadi bakalım bana buraya. Hayvan herif. Çocuklar, ne oluyor ya? Komiserim, siye layık değil ama bir hediye getirdik. Çamsak kızı, çoban armağanı. Ne demek efendim, düşünmeniz bile önemli. Kim bu? Bu kim söyleyeyim komiserim? Bu söyle. Kadını bıçaklayıp altınları çalan gerçek hırsız komiserim. Gerçekten güzel bir hediyeymiş ha. Sen mi bıçakladın kadını? Komiserim, hani evlerimizde bozuk televizyonlarımız oluyor ya, hani mesela görüntü oluyor, ses olmuyor. Arkadaş onu temsilen burada. Yani mesela şimdi evlerimizde olduğu gibi buna mesela bir tane böyle koyuyorsun, ondan sonra ötmeye başlıyor, yayın geliyor yani. Abi ne vuruyorsun ya? Komiserim, ben bunlardan şikayetçiyim. Yol boyunca beni dövdüler. Bana bak, suçunu itiraf etmezsen seni yine bunlara geri veririm. Ona göre seçimini yap. Tamam, ben çaldım komiserim. Kadını da ben bıçakladım. Ama yeminle zarar vermek istemedim komiserim. Ben altınları alıp çıkacaktım. Kadın polise haber veririm deyince panikledim. O panikle de kendimi kaybetmişim. Anlaşıldı, tamam Hüseyin. Atın bunu nezarete. Arif'i de serbest bırakın, çıksın. Başüstüne komiserim, yürü. Çocuklar, emniyet güçlerine yardımcı olduğunuz için size çok teşekkür ederim. Gerçi zanlıyı biraz hırpalamışsınız ama bu sefer görmezden geleceğim. Yok komiserim, hırpalama falan yok. Asla öyle bir şey yok. Biz humanist insanlarız. Yani şimdi benim böyle yumruğum sabit duruyordu. Ondan sonra o... işte aynen böyle oldu komiserim. Aynen böyle geldi vurdu, geldi vurdu kafasını. Dolayısıyla öyle oldu yani. Anlaşıldı, anlaşıldı. Yalnız yumruğunuza sahip olun, gelip çarpmasınlar ha. Eyvallah komiserim, saygılar.